Hoş geldiniz dostlar. Ülkemizden ve dünyadan son gelişmeleri sizlere aktaracağız. Bilindiği gibi Libya'da son aylarda 3 farklı uçak vakası yaşandı. Türkiye desteklediği resmi Libya ordusu güneyde darbeci Hafter'in helikopterini ele geçirmişti. Bunun haberini sizlere yapmıştık. Amerika gelişmesiyle karşınızdayız. Libya'da Ebu Ghraib bölgesine zorunlu iniş yapan darbeci Hafter güçlerine ait bir helikoptere Libya hükümetine bağlı güçler tarafından el konuldu. Resmi hükümet kanalı da bu haberi doğrulamış. Geçtiğimiz aylarda da Ulusal Mutabakat Hükümeti yine bir uçak ele geçirmişti. Taşıma işlemi aracın arkasına bağlanarak yapılmıştı. Fakat bu sefer düzgün bir biçimde çekildiğini görüyoruz. Geçen sefer gidilmesi gereken yere gidene kadar uçakta sorunlar oldu ve arızalandığı aktarılmıştı. Bu sefer aracın üzerine çıkarmışlar, değerlendirmesi yapılmış. GNA yani Ulusal Mutabakat Hükümeti Sirte Jufra Öfke Volkanı Operasyon Odası Sözcüsü Abdulhadi Dara, Ebu Ghraib bölgesinde acil iniş yapan Hafter'a ait bir helikopteri ele geçirdiklerini doğruladı. Bu helikopter an itibariyle Misrata hava üssüne ulaşmış durumda. Libya basını helikopterin Misrata Caddesi'ndeki fotoğraflarını servis etmiş. Yine 4 gün önce Libya'da MiG-29 düşürülmüştü. Pilot tarafından bir video yayınlanmıştı. Bu videoyu da sizlere aktarmıştık. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri Afrika Komutanlığı Afrikom'dan bir açıklama geldi. Rus paralı askerler tarafından kontrol edilen en az 2 MiG-29 savaş uçağının Libya'da düştü. Amerika tarafından da onaylanmış oldu. Çeşitli iddialar vardı bu video ile ilgili. Uçak düşürülmedi, bu bir tatbikat, uçağın enkazı nerede, paraşüt görülüyor şeklinde. Ama Amerika Birleşik Devletleri Afrikom bunu doğrulamış oldu. İngiliz yayın sitesi Al Monitor'ün Pentagon muhabiri Gerard Suzuba'ya dayandırdığı haberde jetlerden birinin 28 Haziran'da kaybolduğunu, diğerinin ise 7 Eylül 2020'de düştüğünü doğrulamış. Bu bilgi Amerika Birleşik Devletleri'nden Tuamiral Heidberg'den bir açıklamayla gelmiş. Afrika Komutanlığı'nın Afrikom İstihbarat Müdürü de bu açıklamayı doğrulamış. Uçak demişken biraz havada neler oluyor, havacılık radar izleme sitelerinden verileri sizlere aktaralım. Libya hükümeti Dassault Falcon 9000X uçağıyla Tripoli'den, yani Trablus'tan, Mitiga'dan, Mitiga Hava Üssü'nden Cenevre'ye bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bununla ilgili havacılık görüntüsü paylaşılmış. Yine ne yazık ki arkadaşlar, dün 3 şehit verdik. Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin diyoruz. Bununla ilgili dün akşam saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait SİHA'larımız Van bölgesinde uçuş gerçekleştirdi. Yine bununla ilgili radar görüntüsü de servis edilmiş. SİHA'ların radarını kapatmaması da ilginç bir gelişme şeklinde değerlendirilmiş. Dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler kuvvet komutanları ile Hava Eğitim Komutanlığı'na bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada Milli Savunma Bakanımız çok açıklama yaptı. Bunları videonun sonuna koyacağım ama iki cümleyle bahsedeyim. Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter. Bir şey yapmalarına gerek yok, sussunlar yeter. Türkiye aleyhine çeşitli kumpaslara girenler tarihte olduğu gibi bugün de hüsrana uğrayacaklardır şeklinde güzel açıklamalarda bulundu. Evet, ekranda görüyorsunuz, bu Yunanlılar neyin kafasında anlamak güç. Altın şafak için toplanmışlar. Gerçekten kendilerini komik duruma düşürdüklerinin farkında değiller. Tarihsel kahramanları olmayan kişiler görüldüğü gibi hala heykellerle yaşıyorlar. Ülkesini yönetemeyen Macron, Libya'da, Suriye'de aradığını bulamayan Macron kendi iç sorunlarıyla uğraşması gerekiyor. Belarus lideri Lukashenko ne demişti? Macron önce kendi ülkesine baksın, dilerse girip sarı yeleklerle Macron arasında aracı olurum demişti. Fransa'da Macron'a karşı sarı yelekler yeniden sahaya iniyor. Paris, Marsilya, Toulouse, Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Strasbourg'da gösteriler düzenlenecek. Bazı vilayet, bazı kentlerde gösterilerin başladığı aktarılıyor. Paris'teki mağazalar yaşanacak yağma ve şiddet olaylarına tedbir için önlem almaya başladı. Fransa'nın bazı şehirlerinde polis ve göstericiler arasında çatışmalar yaşanıyor. Göstericilerin taşlarla polise saldırdığı aktarılmış. Beter olsunlar diyoruz. Evet, gelelim Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyaretlerine. Mevlüt Çavuşoğlu Afrika'da 3 kritik ziyaret gerçekleştirdi. Mevlüt Çavuşoğlu'nun Afrika ziyaretine ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor. Gine-Bissau'da Suzi ile bir anlaşma yaptığını açıklamıştı. Türkiye Gine-Bissau'nun başkentinde uluslararası havalimanı inşa edecek şeklinde bir haber servis edilmiş. Dikkat ederseniz Fransa'nın sömürgelerine tek tek el atıyoruz. Birazcık da Rusya'dan haber verelim.
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Kafkas 2020 tatbikatının 21 ila 26 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceğini açıkladı. Aslında tarihin daha erken olması bekleniyordu ama 21 ila 26 Eylül tarihleri arasında olacak. Şoygu, tatbikatın ana bölümünün Karadeniz, Hazar Denizi, Azhuluk ve Kapustin Yar bölgelerinde düzenleneceğinde, evet bununla ilgili de Rusya'nın Kafkas 2020 tatbikatı için yüzlerce Çin askeri Y-20 askeri nakliye uçakları ile Astrahan bölgesine geldi. Burada virüs testinden geçirilen askerlerle birlikte tatbikat için gerekli askeri ekipmanların da bölgeye getirildiği Çin basını tarafından aktarılmış. Rus basınına göre Ermenistan, Beyaz Rusya, İran, Myanmar, Pakistan, Çin ve birkaç ülke daha katılacak. Tam olarak hangi ülkelerin katılacağı bilinmiyor. Öncelikle 9 ülkenin katılacağı açıklanmıştı fakat daha sonra ne olmuştu? Hindistan çekileceğini açıklamıştı. Buna değineceğiz ama ilginç bir gelişme var. Burada Ermenistan ve Pakistan bir arada mı tatbikat yapacak? Bu bizi gerçekten düşündürdü. Pakistan'ın da katılacağı açıklanmış. İlginç diyoruz. Bilindiği gibi Azerbaycan Savunma Bakanlığı 6 Eylül'de Azerbaycan askerlerinin Eylül ayında Rusya'nın güneyinde yapılacak Kafkasya 2020 askeri tatbikatına katılmayacağını duyurmuştu. Ancak bakanlık tatbikatları gözlemci olarak 2 asker gönderecek. Yine bilindiği gibi geçen hafta Azerbaycan askerleri tank biatlon yarışmasında 4. sırada yer aldılar. Ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yakın zamanda düzenlenen Uluslararası Ordu Oyunları 2020 kapsamında yapılan Deniz Kupası yarışmasında Azerbaycan ordusu kazanmıştı. Evet, Hindistan ordusu Rusya ordusu ile birlikte yapılacak ve Çin ile Pakistan ordularının da katılacağı Kafkas 2020 tatbikatına katılmaktan vazgeçmişti ki gayet normal çünkü Hindistan'la Çin, Pakistan'la Hindistan arası çok kötü. Bu nedenlerden dolayı tatbikata katılmayacaklar aktarılıyor. Evet, gelişmeler bu şekildeydi Rusya'dan. Şimdi İsmet'e bakalım. İsmet Gaz Forumu bilindiği gibi. İsmet Gaz Forumu tüzüğü 22 Eylül'de imzalanacak. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve kalıcı bir uluslararası organizasyona dönüşen forumda gözlemci statüsüne sahip olacak şeklinde aktarılmış. Şaşırdık mı şaşırmadık Fransa'nın gözlemci olmasına. Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, İsrail, İtalya, Filistin ve Ürdün ise kurucu üyeler. Bakın dikkat edin, Ürdün bilindiği gibi her zaman Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve İsrail'e karşı sesini yükseltmesine rağmen kurucu üye. Filistin de kurucu üye. Gerçekten ilginç yani, diyecek bir şey bulamıyoruz. Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, İsrail, İtalya, bunlara şaşırmıyoruz ama zaten İsmet'i yapmaları imkansız. Bilindiği gibi Libya ile yapılan münhasır ekonomik bölge anlaşması sonucunda yiyorsa oraya o boruları döşesinler arkadaşlar, göreceğiz. Evet, şimdi Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ın açıklamalarıyla sizleri baş başa bırakıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Katıl butonu ile bizlere destek olan 4 arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Azerbaycan tankçıları Rusya'da düzenlenen tank biatlonu yarışmasında final aşamasına yükseldiler. 5 Eylül'de gerçekleşecek final etabında Azerbaycan takımıyla beraber Rusya, Çin ve Belarus ordusundan oluşan takımların yarışması bekleniyor. Evet, gerçekten bilindiği gibi Army 2020 yani Uluslararası Ordu Oyunları eğlenceli anlara tanıklık ediyor. Bununla ilgili ekranda videoları görüyorsunuz. Deniz çıkartması yarışmasında da görüntüler yayınlanmış. Yine dağcılık yarışmasında yapıldığı aktarılıyor. Bir Su-57 savaş uçağının Rusya'da düzenlenen Army 2020 kapsamında gerçekleştirdiği gösteri uçuşu da basına servis edilmiş. Rusya ve Özbekistan atlı birimleri 2020 Uluslararası Ordu Oyunları'nda yarışırken dağlık bir araziden geçtiği görüntüleri yayınlamış. Yine Çin Halk Kurtuluş Ordusu Kara Kuvvetleri'ne ait tank, zırhlı araç ve ekipmanlar Rusya Federasyonu'nda sergilenmiş. Bilindiği gibi Uluslararası Ordu Oyunları her yıl Rus Askeri Spor Birimi tarafından düzenlenen etkinlikle kutlanmaktadır. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından ilk olarak Ağustos 2015'te sahnelenen etkinlik, ordulardan hangisinin en yetenekli olduğunu kanıtlamak için 2 hafta boyunca düzinelerce yarışmaya katılan 30'a yakın ülke içermektedir.